Ana mı bakayım, oraya mı bakayım? Evet, tamam. Sen kameraya bak bence. Nefise Hanım, sizi görmek mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Uzun bir süredir yoktunuz hiç. Yani. Tatildeydim ama çalışmaya devam ediyorum. Program devam ediyor. Onun dışında da tatil yapıyorum şu ara. Gidip geliyorum. Peki. İş için. Tatil bitince neler yapacaksınız? Tatil bitince artık yeni sezonda program yine devam edecek inşallah. Onun dışında da yine çocuğumla ilgileneceğim. Bu sene ikinci sınıfa başladım Maya. Artık servis şoförlüğüne devam eder miyim yoksa onu servise mi veririm? O bir karar. Onun dışında program devam edecek inşallah. Her şeyle siz ilgileniyorsunuz tabii anne olarak. Evet, yani ben götürüyorum, getiriyorum 5 yıldır okula Maya'yı. Çok çabuk büyüyor. 7 yaşına girdi. Daha işte dün girdi 7 yaşına. Çok hızlı büyüdü Maya. Dersleri nasıl yani? Nelere yatkın böyle? Matematiğe, fiziğe, İngilizce, yabancı dil? İngilizce evet. Sonuçta İngilizce zaten olmazsa olmazımız. Matematik de yine seviyor. Türkçe de seviyor. Daha henüz birinci sınıf, çok böyle belli değil ama resim seviyor. Çok kötü resim çizse de bize göre şahaneler yaratıyor, ayrı bir şey. Ama resme de meraklı. Müziğe çok meraklı Maya. Müzik kulağı var. Maşallah. Onunla ilgili bir haber çıktı. Annesini geçti güzellikte diye. Maşallah diyelim ama sizin güzelliğinize gelelim önce. Siz de maşallah ötesi hiç çok değişmiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, yani olanı korumaya çalışıyorum açıkçası. Düzenli hayat, yani hani hakikaten düzenli hayat, sağlıklı hayat çok önemli. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz, nasıl beslendiğiniz, ne düşündüğünüz, kendinizi nasıl geliştirdiğiniz, nelere kafa yorduğunuz çok önemli. İyi bir hayat. Düzenli bir hayat her şeyin başında geliyor. Peki bir bakım, ekstra bir işte kozmetik ürünler falan, onların da desteği oluyor mu? Oluyor ama ben yüz yogasına başladım şimdi mesela. Yüz yogası da yapıyorum. Çok spor yapıyorum. Haftada 3 gün spor yapıyorum. Hayatımda yapmadığım kadar çok spor yapıyorum. Böyle bayağı kaslı bir insana dönüştüm son dönemlerde. Çok da memnunum. Özel bir öğretmenle çalışıyorum. Bir spor odasıyla çalışıyorum. Yani işte zaman geçiyor. Sonuçta 40 yaş üzeri çok daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hayat sizi hakikaten yıpratıyor. O yıpratmaya karşı durmak için de sürekli bir mücadele ve çalışmak gerekiyor. Haftada 3 gün spor yapıyorum. Dikkat ediyorum. İşte içki sigara kullanmıyorum. Belli bir saatte uyuyorum. Cilt bakımıma dikkat ediyorum. Güzelliğime önem veriyorum. Yeni çıkan bütün teknolojileri kullanıyorum ama öyle çok dolgular, çok nasıl diyeyim, yapay şeyler çok yaptırmıyorum. Onun da bir etkisi vardır. Huzurlu, sakin, mutlu bir hayat aslında. Evet, yüz yogası dediniz, biz de merak ettik. Yüz yogası yapıyorum, evet. Nedir bu efendim, biz de, ben ilk defa duydum da. Yüz yogası, onu da bir hocayla çalışıyorum, bir yüz yogasında uzman biriyle çalışıyorum. Yeni başladım yüz yogasına. Çünkü ben öyle nasıl diyeyim, kök hücre ya da dolgu ve benzeri kullanmak çok istemiyorum. Doğallığı bozacağını düşünüyorum bütün işlemleri. Evet. O yüzden yüz yogası yapıyorum. Ya da küçük dokunuşlar, böyle minik minik işte cilt bakımlarıyla, cilt temizliğiyle bu zamana karşı durmaya çalışıyorum açıkçası. Peki gelelim kızınıza. Evet. O da güzelliğiyle haberler oldu. Haberler evet, çıktı. Evet, şaşırdım ben de. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Çok güzellik göreceli bir kavram sonuçta. Ama içi çok güzel. Hakikaten evet. Çok iyi kalpli, çok arkadaş canlısı. Ben mesela çok çekingen bir çocuktum küçükken ve çocuğumun da hep böyle çok çekingen bir çocuk olacağını düşünürdüm. Ben insanların karakteriyle doğduğuna Maya'yı doğurduktan sonra şahit oldum. Çünkü o kendi karakteriyle geldi. Çok neşeli, çok dışa dönük, çok arkadaş canlısı, çok pozitif bir çocuk. Çok memnunum onun karakterinden. Maşallah. Annesinin yolundan gider mi yani ileride? Bilmiyorum. Yani giderse hı-hı, tabii ki destekçisi olurum. Onun mutlu olduğu işi yapsın. Yani severek çalışsın. Çünkü insan sevmeden çalışırsa hiçbir işte verimli olamaz. Sevdiği, başarılı olduğu bir işte biz en yakın destekçisi oluruz. Peki televizyon programımız var ama dizilerde görmüyoruz evet, sizi. Görecek diziler miyiz? Diziler yoğun bir süreç. Arada sırada teklifler geliyor ama şu anda içmesinden de bir şey yok. Açıkçası çünkü çok başlıyor, bitiyor. Sezon da artık değişti. Her an yeni bir dizi başlayabiliyor. Açıkçası ben bütün enerjimi daha çok programa yöneltmiş durumdayım. O çok zamanımı alıyor. Çok da severek yapıyorum. Ben sonuçta hep programcıydım yıllardan evet, beri. İşte 10 sene bir kültür sanat programı sunduğum bir CNN geçmişim var. Böyle kaliteli, içime sinen yapımlarda yer almaya çalışıyorum. Çok da severek çalışıyorum. Globalle çalışıyorum şimdi firmayla.
bakalım hayırlısı yani. Onlarla da yola devam etmek istiyorum. Peki dizileri tercih ederken ki kriterleriniz nelerdir? Yani ne isteğiniz, öncelikli isteğiniz ne oluyor mesela? Yani işte tabii ki proje çok önemli. Senaryo çok önemli, yönetmen önemli. Ama dediğim gibi şu anda diziye çok kanalize olamıyorum çünkü dizi bütün zamanınızı alıyor. Yani ben sunuculuk yapıyorum. Maya ile çok ilgileniyorum çünkü çok gelişme çağında, okula ben götürüyorum, getiriyorum. Çok vakit alıyor. Açıkçası çocuğuna böyle işte bir dalı tutup da onunla büyütmektense çocukla ilgilenip kendinizin emek harcamasını daha önemsiyorum. Yani çocukla bir evcilik oynamak bile önemli bir şey. Gerçekten çocuğunuzla oyun bile oynamanız gerekiyor. Onunla gerçekten kaliteli vakit geçirmek gerekiyor. Tabii ki imkanlarımız el verdiğinde hepimiz çalışıyoruz. Onun da dalısı var ama ben mümkün mertebe çocuğumu sadece dadıyla değil kendim de onunla vakit geçirmeyi seviyorum, keyif alıyorum. Bir de ben geç anne oldum, belki onun da etkisi var. Çok geç buldum onu. O yüzden her anına tanıklık etmek istiyorum. İşte okula giderken bir saat onu götürüp bir saat getirmek benim için çok önemli bir süreç. Ben onu servise vermek istemiyorum, kendim götürmek istiyorum. O vakitte onunla kendim geçirmek istiyorum. Çünkü çocuk sizden çok şey öğreniyor. Çocuk sizi rol model olarak aldığı zaman onunla gerçekten birebir ilgilenmek çok önemli. Ben de o yüzden önceliğimi Maya'ya tanıyorum. Onun gelişme çağında işte 7 yaşını görmek diye bir şey vardır ya. Özellikle gelişme çağında çocukla gerçekten kaliteli vakit geçirmek lazım. Birebir onunla ilgilenmek lazım ki o bir yetişkin oluyor. Tamamen sizin hayat görüşünüzü, sizin bakış açınızı, sizin tavırlarınızı alıyor, etkileniyor çocuk. O yüzden çocuğa hakikaten ciddi anlamda gerçekten vakit ayırmak gerektiğine inanıyorum. Yani ona her türlü imkanı sunmak değil, çocukla gerçekten birebir ilgilenebilmek, geri geldiğinde onunla oyun oynayabilmek. İnsanların buna sabrı yok mesela. Ama bu çok önemli bir şey. Yani çocuğu yetiştirirken birebir annenin ve babanın ilgisi ve şefkati ve sevgisi çok önemli. Bu yeri doldurulamayacak bir şey. Hiçbir şeyle bunun yerini dolduramazsınız. Zaman harcamak, onunla vakit geçirmek çok kıymetli. Son ben bunu çok önemsiyorum. Sevenlerinize bir mesajınız var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Size de çok teşekkür ediyorum. Zahmet oldu, geldiniz. Bir de burada ünlü bir markanın marka yüzü oldunuz. Evet, Gilya'nın marka yüzü oldum. Çok mutluyum. Hello. Arkadaşımın markası. Çok gurur duydum, çok severek yaptım bu işi. Şahane fotoğraflar çektik, çok güzel bir kampanya oldu. Çok ses getireceğine inanıyorum. Nişantaşı gibi bir yerde de bir mekan açtı sevgili Gülay'la Dilek. Ben de bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Peki biz de size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür, çok sevgiler.